Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Rehber TV izleyenleri, Bayram Sohbetleri programımızda yine huzurlarınızdayız. Ekran başında bizi takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar ki Ramazan programında da 3 gün boyunca sizlerle birlikte olmuş, birbirinden değerli konuklarla huzurlarınızda olmuş ve sizlere konuk olmuştuk. Yine bir Bayram Sohbetleri programıyla tekrar huzurlarınızdayız ve bunun sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Bugünkü Bayram Sohbetleri konuğum Umut Kervanı Vakfı Başkan Yardımcısı Molla Cemal Çınar. Kendisine hoş geldiniz diyorum sizler adına. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok sağ olun, Allah razı olsun. Sizin de bayramınızı tebrik ediyoruz. Ben de bayramınızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun, bizi dinlediniz, lütfettiniz, programımıza iştirak ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam hemen başlayalım isterseniz programımıza. Ben hani kurban bayramı olması hasebiyle kurbandan başlamak istiyorum. Öncelikle kurban nedir? Bize biraz kurban ne olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz? Kurban kelimesinin aslı udhiye diye geçiyor Kur'an-ı Kerim. Yani kitaplar Kur'an-ı Kerim'de ve bizim eski şeriat kitaplarımıza diyelim kaynaklarımıza öyle geçiyor. Kurban kelime itibariyle de yaklaşmak, yanaşmak, birbirine yakın durmak manasına geliyor. Buraya girmeden önce ben gerek sizin gerekse Rehber TV ailesinin ve bizi şu anda Rehber TV'de dinleyen tüm kardeşlerimizin, dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin bu Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Rabbim Müslümanların içinde bulunduğu bayramların en sıkletlisi, en zorlu olan bayramların sonuncusu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Amin inşallah. Ve şu anda yeryüzünde mazlum, mağdur, gerçekten de yurtlarından, yuvalarından mahrum bırakılmış kardeşlerimizin, hususen çocuklar ve bacılarımızın bayramını da tebrik ediyor. Rabbim huzur ve saadet içerisinde kendi sıcak yuvalarına, aile bütünlüklerine ulaşabildikleri günün bayramını da Rabbim bize nasip eylesin. Bu bayramı da ona vesile eylesin inşallah. Amin inşallah. Şimdi bayram, kurban dedik ki kurban yaklaşmak manasına geliyor. Zaten hikaye itibariyle de kurban Hazreti Adem'in çocuklarından başlayacak kadar tarihi bir geçmiş var. Yani Kabil ile Habil'in kurbanlarını Allah'a sunmasıyla Allah-u Teala'nın Habil'inkini kabul edip Kabil'inki kabul etmemesi, Kabil hasedinden dolayı iyi olmayan malını sunmuş. Hazreti Habil ise en iyi mor devesini getirip sunduğu için Allah-u Teala ihlasla yapanınkini kabul etmiş ama ihlasla sunmayanınkini kabul etmemiş. Yani o günden sonra gelen bütün peygamberlerin hayatlarında Kur'an-ı Kerim'de uzunca bir ayet-i kerimenin maalen Allah-u Teala yuvarlak olan bizim konumuzla olan kısmını söyleyeyim. Yani biz sizden önceki bütün insanlara, bütün peygamberlere, bütün kavimlere kurbanı bir misak olarak, bir şart olarak, bir görev olarak, bir ödev olarak verdik şeklinde ayet-i kerimeden de öğreniyoruz ki kurbanın tarihçesi insanlığın tarihçesiyle aynıdır. Ama bu Hazreti İbrahim ve İsmail'in hayatında bu biraz daha ibadet şekli, usulü, kaidesi, niçin yapıldığı, nasıl kesileceğine dair o günden bugüne vacip olmuş. Yani Hanefi mezhebine göre biz vacip diyoruz. Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerine göre ise sünnet-i müekkede, yani farzdan sonra terk edilmesi mümkün olmayan, mutlak yapılması gereken bir şiar olarak o günden bugüne geliyor. İslam'a gelince Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kurban kesme emredildikten sonra bu Resul Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar bir kurbanı kendisine, birisine, ailesi namına mutlaka her seneki kurban kestiği vakı olmuş. Dolayısıyla böyle kurbanın böyle bir tarihçe hayatı var. Yani bir yönüyle kurban bir de teslimettir değil mi hocam? Aynen yani. Öyle. Zaten Hazreti İbrahim, İsmail ve Hazreti Hacer'in üçünün de imanı İsmail'in kurban kesirme olayında birbirine cem edilmiş. Yani Hazreti Hacer annemizin kendi oğlunu Allah emretmişse kesilmesine hiç karşı çıkmamış ve bunu severek karşılamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakeza, Hazreti İsmail de öyle ama en çok biraz Hazreti İbrahim Aleyhisselam biraz tedirgin olmuş. Onun için bir sefer rüyasına Cebrail Aleyhisselam geliyor işte oğlunu kurban etmeyi.
Diyor galiba bu şey olabilir, ben hayır görebilirim, evet. Yani böyle biricik oğlumu, ben ne kadar babalık yaptım, nasıl gidip keseyim yani, nasıl bir şey olabilir diye biraz tabiri caizse ayağı diretiyor. İkinci, üç seferde uyarılınca artık gidip Hazreti İsmail'e mesela anlatıyor. Hazreti İsmail de emrolunduğun gibi yap yarım. Emrolunduğun gibi yap, inşallah beni sabredenlerden göreceksin diyor. Ve öyle de yapıyor. Hatta rivayete göre Hazreti İsmail Aleyhisselam teslimiyeti o kadar güzel yapmış ki demiş, babam normal kurban boğazdan kesilir ama beni boynumdan kes. Yüzüze gelmeyelim. Bir yüzümü, gözlerimi kapat. Çünkü bir insanın şu bölgesi en güzel tarafıdır. Yani bir insanın güzelliği nereden belli oluyor? Şu bölgeden belli oluyor. Benim yüzümü şu şekilde kapat, güzelliğim kaybolsun. Yüzüstü yatır, ellerimi de bağla. Sebebini soruyor. Niye? Rivayetlere göre. İşte babam Allah'ın emrini yerine getirirken can havliyle kalkıp sana karşı el çırpınıp bir saygısızlık yapmayayım. Ve sanki kurban olmak istemiyorum gibi bir harekette de benden sadır olmasın diye beni bir iple bağla. Ondan sonra yüzüstü yatır, beni boynundan kes gibisinden. Yani o kadar ki hem Allah-u Teala'nın emrine karşı gelme uslubu burada var. Keşke zamanımız müsait olsa bunu saatlerce anlasaydık. Hem de kişinin babasına karşı bir saygısız bir evladın babasına karşı saygısızlık etmemenin en büyük delili ve ölçüsünü de orada veriyor. Hazreti Hacer anamız da Hazreti İbrahim Aleyhisselam onu bir Mısır'dan alma bir cariye bir kadın. Onunla evlendikten sonra çocuk oluyor, götürüp ıssız yerde bırakıyor. Seneler sonra gidip oğlunu kurban kesmeyi söyleyecek. Bir kadın olarak insan düşünse bir kadın ne kadar kaldırabilir? Yani en azından çok masum bir şekilde bile demez mi? Yani çocuğa ne kadar babalık yaptın da bir de gelip kucağımdan alıp ben kendime büyüttüm, onunla sakin oldum, evladımı kesip şey yapacağız, bir de kesip tekrar beni bırakıp gidecek misin gitmeyi, onu da bilmiyorum. Evet. Yani bunu başka değildir de niye İsmail hiç tereddüt etmedi işte. Onun için de bugün bütün hacılar, hacca giden tüm hacılar Hazreti Hacer'in roluna girmeden hacı kabul olmuyor. Bu arada bugün hacılar daha hacılarını yaptılar. Amin inşallah. Allah-u Teala muvaffak eylesin. Rabbim Arafat'a yapılan alem-i İslam için hususen yapılan tüm duaları, hususen İslam aleminin kurtuluşu için yapılan duaları Rabbim kabul eylesin. Bizim dualarımızı onların duasıyla, bizim sevincimizi onların sevinciyle, onların sevinci bizim sevincimizle Rabbim birleştirsin inşallah. Amin. Teslimiyet konusu da mesela sadece Hazreti İsmail'in değil, dediğiniz gibi annesinin de teslimiyeti var. Hazreti İbrahim'in annesinin şöyle bir yerde de teslimiyeti var. Hazreti İbrahim oğlu İsmail onları çöle bıraktığı zaman Mekke'nin çölüne, orada da büyük bir teslimiyet var değil mi hocam? Yani tabii. Sen bizi buradaki kime bırakıp gittin deyince diyor, Allah'ım bu, sana emretti diye evet, sorunca. Bunu siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Cenab-ı Allah'ın emri mi diyor, Allah'ın emri? Hemen teslim olur değil mi hocam yani? Tabii. Orada diyor ki eğer Allah-u Teala'nın emri ise gözün geride kalmasın. O bizi bırakmamızı istiyorsa bizi koruyacak. Çok büyük ama, bir hareket. Çok ama imkanların sıfırın altında oldu. Sıfırda değil, sıfırın altında oldu. Yani ne bir ağacın, ne bir bitkinin, ne bir yeşilin, ne bir suyun, hiçbir şeyin bulunmadığı o kum. Bir de Kâbetullah şu anda yani en az 20 metre doldurulmuş, o vadi doldurulmuş. Yoksa vadinin kendisi biraz daha çukur. Çukur. Çukurda. Şimdi Kâbe'yi biraz yükseltmişler. Aynı hizada ama biraz yükseltmişler. Yani o ıssız vadinin en derin, kişinin böyle dışarıya çıkıp etrafa bakmanın zor olduğu bir noktada bırakıyor. Yani tabiri caizse imtihan içinde imtihan, sıkıntı içerisinde sıkıntı ama iman buna cevap verince de işte binlerce yıl öncesinde geçmiş bir olayı biz hepimiz onu taklit edip ya Rabbi bizi de hemen 10 dakikalık, 5 dakikalık onlar gibi kabul et diye gidip aynı role girmeye çalışılıyor. Şu anda hacılar orada bunu yapıyorlar. Yani Hazreti Hacer'in yaptığı kabul etsin. Eylem bugün bize ibadet olarak geri dönmüş. Aynen öyle. Maşallah. Aynen. Peki. Bir de Allah-u Teala ilginç bir şeydir. Yani Kabe'yi değil, Arafat'ı değil, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ diyor ki bu Allah'ın şiarlarıdır, yani Allah'ın işidir. Yani Safa ile Merve arasındaki Hazreti Hacer'in yürüyüşünü Allah-u Teala diyor bu benim işim. İbadet olmuş. Benim işim yani böyle hani o eylemi Allah yapıyor gibi. Hani haşa Allah o şekilde gelmez ama Allah diyor ki o yapılan iş benim işimdir. Hazreti Hacer'in o yaptığı sayı kendi üzerine alıyor. Bu da bambaşka bir şey. Eyvallah hocam. Konumuza geri dönelim. Kurbanla ilgili konuşuyoruz malum. Peki hocam sizi yakalamışken izleyicilerimiz de merak eder. Malum kurbanla ilgili herkes bir şeyler yapacak. Bir telaşın içerisindeler. Evet. Kurbanın hükmünü soralım hocam. Evet. Şimdi kurbanın hükmü Şafii mezhebine göre, Şafii Malik Hanbeli mezheplerine göre
sünnet-i müekkededir. Zaten Hanifilerde de vacip ile diğer mezheplerdeki sünnet-i müekkede isim farklı ama hüküm aynıdır. Yani mutlaka yapılması gereken bir şey. Şimdi kurban halı vakti yerinde olan veya nisap miktarı mala sahip olan her insana kurban kesmek vacip olur. Şimdi nisap miktarının zekattan, kurbanın zekattan farkı şudur. Zekata akar olan mal ne demektir? Yani gelir getiren mal olması lazım nisap miktarına ulaşan bir malın. Ama kurbanda öyle değil. Kurbanda örneğin bir insanın 4 odalık bir dairesi olmuş olsun, 2-3 kişidirler. 3 odayı kullanıyor, bir odanın birisi atılsa, o odanın fiyatı 81 gram altın değerinde ise onlara kurban kesmek vacip. Halbuki geliri yok. Veya bir arsası var, fazladan bir arsası var. O arsa hiçbir gelir getirmiyor, ticari de değildir. Ama olsun, eğer o 81 gram altın değerinde ise o zaman kurban ona vacip olur. Yani kurbandaki nisap miktarı zekattaki akar, yani gelir getirme şartı yoktur. Bu hububatta birçok kitaplarda fazla geçmiyor. Yani bunu hani etrafa bir şey söylüyoruz manasında da anlaşılmasın. Nisap miktarı hiçbir malı yok. Yani 81 gram altın yok, 40 tane koyunu veya kesisi yok, 30 tane sıvır yok, 5 tane devesi olmadığı halde 650 kilogram hububatı varsa, kadar buğday ekmiş, buğday kaldırmışsa, arpa veya fındık, fıstık, her neyse ki. Yani 650 gram hububatta hububat kaldırmışsa, o da yine nisap miktarına ulaşmış oluyor. Dolayısıyla ona da kurban kesmek vacip olur. Hanefi mezhebine göre kurban her ailede varsa müstakil malları herkese ayrı ayrı düşer. Herkese ayrı. Babaya ayrı, evladına ayrı mı? Fark etmez. Eşe, kimin nisap miktarı malı varsa, kimin varsa. Mesela bir ev, bir aile düşünün, çok fakir ama evin hanımının mihri var, mihri de 81 gram altın değerinde ise veya bir yerde bir babasından kalma bir tarlası var, tarlayı kaldırıyor, 650 gram hububat kaldırıyorsa onun kesmesi vacip olur. Yani bizden çok soruyor, hocam işte geçen sene ben kestim, bu sene eşime kessem olur mu? İşte veya kadınlar soruyor, hocam biz beraber çalışıyoruz, hep o onun adına kesiliyor, ben bir sene de benim adıma kesilse şey olmaz mı? Burası çok önemli. Eğer bir bayan evin gelirinde, gelir getirmesinde ortak çalışmışsa, yani bayan tarlada çalışmışsa, atölyede çalışmışsa, markete çalıştırmışsa, her neyse ki. Yani ailenin gelir katkısında çalışarak onun bir katkısı varsa, o evde ne hayır yapılırsa ortaktır. Ne yapılırsa. İstersen kocası desin ki ben sana kesmiyorum, senin için de kurban kesmeyeceğim derse hiç sıkıntı olmaz. Onun yarısı kesinlikle sevabı hanımınadır. Ama hanımın öyle bir ev hanımdır, hiçbir iş yapmıyor. Bununla beraber evin beyine nisap miktarı mal varsa ona vacip. O mutlaka kesmesi lazım. O kesmezse hanımı günaha girmez, o günaha girer. Ama hanımı kesse onun günahı onun boynunda kalır, onun yerine geçmez. Onun için aile reisinin böyle bir sorumluluk statüsü var. Yani öyle bir sorumluluk makamı var. Bunun bilinmesi lazım. Ama sevaba gelince diyorum, tekrar söylüyorum, eğer kadının evin gelirinde katkısı varsa bu evde sadece kurban değil, verilen sadakalar, yapılan bütün hayır hasenatlarda kadın bunda ortaktır yani. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey de o zaman sorayım hocam. Yerimken dediniz ya, babanın malı varsa, nisap miktarı varsa, malı, mülkü, kurban kesecek. Eşinin varsa kesecek, çocuğun varsa kesecek. Aynen. Bazı ailelerde mesela herkes çalışır ama merkezde para toplanır bir yerde. Bunların toplamı mesela nisap miktarını aşarsa o zaman bir kurban mı kesilir yoksa? Tabii şimdi müstakil mal ile çalışmak ayrı. Mesela kadın ailenin katkısı, ekonomik katkısında bulunuyor ama ayrı bir mal ayırmıyorsa, çocuk çalışıyor ama ayırmıyorsa, yani bütün sermaye babasının elindeyse o zaman babasına vacip, diğerlerine ise müstahap olur yani. Yani baba tek başına kestiği zaman o durumda yeterli. Öyle.
Hanefi bu diğer mezheplerde, yani diğer üç mezhepte de, yani Şafii mezhebinde öyle diyelim, Şafii mezhebinde aile reisi kesti miydi diğerlerin üzerinden sakıt oluyor. Sakıt oluyor. Bir İmam Şafii'nin kurbanla ilgili her sene mi kesmesi lazım, ömründe bir kere lazım diye onun bir kendine has bir iştihadı vardır. Yani bu konuda İmam Şafii tek kalıyor. Onun için Şafii olan kardeşlerimize buradan sesleniyoruz. Yani kurban zamanında geldiğinde işte kurban ömründe bir tane kesmiş veya o gibi mazeretler şey yaparak, ileri sürerek kurban kesmemeyi ertelememeli lazım. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu konuda sahih hadis-i şerif var. Ve bu hem Şafii fıkıh kitaplarında İmam Şafii'nin de delil gördüğü ve Ahmed bin Hanbel'in de, Malik'in de ve İmam Ebu Hanife'nin de hadis olarak kabul ettikleri şöyle bir hadis var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: "Men kana lehu sa'atun ve lem yudahha fela yakrabanna musallana." Bir insan kurban kesebilme imkanı olduğu halde, bak nisap demiyor. Kurban kesebilme imkanı olduğu halde kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın. Maalesef. Bu büyük bir tehdittir yani. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife zaten bundan almış. Bir de fasalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu da emir sigasıyla geldiği için yani ihtimal ki bunun Allah-u Teala'nın emri olma ihtimali zaten Hanifilerdeki vacibiyet tabi böyle bir mana veriliyor. Yani Allah'ın emri ama kat'i bir delil değil. Yani ondan kasıt ne olduğu kesin olmayan bir zanni delille emredilen şeylere vacip deniliyor. Vacip ile farz arasında Hanifilerde vacibin inkarı insanı küfre götürür ama farzın inkarı insanı küfre götürür. Ama amel bakımından aynıdır yani. Farzı yerine getirmeyenle vacibi yerine getirmeyen aynı ceza müstahak olur. Dolayısıyla kurban ne demek istiyoruz? Kurban mutlaka kesilmesi lazım. En bariz olarak Şafiler, bütün İslam'daki bütün mezheplerin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hicretin ikinci yılında kurban emredildikten sonra her sene mutlaka Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kurban kesmiş. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nisap miktarı malı da hiç olmamış. Eyvallah. Dolayısıyla imkanı olan kesecek. İmkanı olan kesecek. Şimdi hocam imkanımız oldu. Allah'ın izniyle gidip keseceğiz. Bir hayvan pazarına gittik. İnşallah. Şimdi hayvan pazarında ucuz hayvanı mı seçmeliyiz yoksa güçlü, sağlam ve eti bol olan bir hayvan mı seçmeliyiz? Ona nasıl karar vereceğiz hocam? Tabii yani bazen şimdi... hani sözünüzü kesiyorum. Hani insanlar bazen işin işte çirkin tarafı demeyelim de yani. Kolay tarafı. Şey, kolay tarafı. Biraz da ucuz tarafı. Hani tam dinim vecifemi, vazifemi yerine getireceğim ama işte ya o kadar da para vermeye ne gerek var? Bu da kurban sayılacaksa bu da kurban olsun. Hı. Ama öte yandan ya madem kurban kesiyorum bari en iyisini alayım, en iyisini keseyim. Hani Allah-u Teala sunak olarak adayacak ya Allah-u Teala. Tabii. Hani Habil'le Kabil meselesi burası, gibi. Burası yani çok bir önemli. Şey mi, çok güzel. Bir şey mi? Burası çok önemli. Kabil de kurban sunmuş. Bak bu çok önemli. Habil de sunmuş, Kabil de sunmuş. Kabil ziraatla ilgilenen, Habil ise hayvancılıkla ilgilenen rivayetlere göre. Kabil gitmiş, hububatı içerisinde yani tahıl içerisindeki ekinleri içerisinde işte rüzgarın düşürdüğü, insanların bastığı, kırıp biçtiği bir şeye yaramayanlardan bir deste alıp getirip sunmuş. Habil'e Hazreti Adem Allah'tan bir kurban istiyor dediğinde Kabil öyle yapmış. Habil de gidip böyle ben de Allah'ın kuluyum. Mal da Allah'ın malı. Dolayısıyla ben gideyim en iyisini getireyim ki kabul olsun. Ve oradan Habil'inki kabul edilmiş, Kabil'inki kabul. Demek ki Kabil de kurban sunmuş. İyi kurban sunmadığı için kabul olmamış. Tabii bunu demekle zayıf, küçük, cılız kesen kurban olmaz o şeyi çıkarmıyor ama işin ahlaki boyutunda burada çok samimi olmak lazım. İnsanın imkanı varsa en iyisini kesmek lazım. Biraz şartları zorlamak lazım. Tabii zorlamak lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki hocam arkadaşlarımız son 5 dakikanız var diyor. Evet. Vekaletli kurban bölümüne geçelim mi yoksa olabilir. İkinci bölüme mi bırakalım? Söyleyelim onu da söyleyelim. Söylemişken. Bazı kardeşlerimiz hani ben kurbanla uğraşamam. Ya uğraşamam veya şöyle mesela adam işte Afrika'daki insanlara gitsin, Myanmar'a gitsin, Filistin'deki insanlara evet. Kurbanım gitsin, ben buraya kurban götüremiyorum. Bir hayır kurumu vasıtasıyla bir
mesela bizim vakfımız gibi herhangi bir İslami sivil yapılar olarak bildiğimiz hayır kurumları üzerinden vekaleten kurban kesilmesi caiz mi? Caizdir. Evet. Birisine vekaletini verir, o da oradaki ne vekaletini verir, parayı oraya gidiyor, orada kurban alır, kurbanı alır, keser ve onun adına kesilir, vekaletin kurban kesilir yani. Biraz daha ucuz olabilir kendisi için. Fark etmez. Orada yani daha ister güzel. Ucuz ister pahalı, yani ihtiyaca göredir. Yani mesela Türkiye şartlarında kişi çok da ete muhtaç değiliz yani. Ama bir Afrika'yı düşün, bir Myanmar'ı, Arakan'ı düşünün, evet. Bir Filistin'deki Müslümanlar her gün tanklara taş atıyorlar, bunların hayvan besleyebiliyorlar. Yani onların gerçekten şu anda ümmet onları beslemesi lazım. Yani Kudsi Şerif'in bekçiliğini yapan o Müslümanları bu Kurban Bayramı'nda mutlaka Müslümanların onları göz ardı etmemeleri lazım. Yani sadece dolayısıyla vakalet bayramdan caizdir. Bayrama da değil. Yani evet. Bu her zaman evet. için. Ama özellikle konumuz kurban olduğu için kurbanla vakaletten orada dünyanın herhangi bir yerinde vakaletten kurban kesebiliriz. Evet. Yeter ki kesilen kurbanla kurbanın kurban kesme vasfını taşımış olsun. Eyvallah hocam. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, Molla Cemal Çınar'la bayram sohbetleri programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hocam kurban konusunda şeye değinelim isterseniz. Hangi hayvandan kurban kesilir? Biraz onu izleyicilerimize hatırlatalım mı? Tabii. Şimdi kurban kesilmesi caiz olan hayvanlar evcil olma şartıyla deveden, sığırdan, koyun ve keçiden kesilir. Bunun dışındaki diğer hayvan, mesela örneğin bir deve kuşu, o da bir koyun kadardır. Hı hı. O kurban edilmez yani. Yani kurban eti yenilir ama kurban gününde kurban niyetiyle o hayvan kurban edilemez. Veya işte yabani zebra dediğimiz yabani eşekler mesela eti yeniliyor ama kurban edilir mi edilmez. Çünkü onlar evcil değildirler. Bir hayvanın kurban edilebilmesi için onda bazı vasıfların olması lazım. Bir, devede en az 5 yaşını doldurup 6. yaşından bir gün alması lazım. Sığırların, yani inek kısmı, sığırların ise sığır ve mandata, manda da sığırdan sayılır. Bunlarki ise tabii 2 yılını doldurup 3. yıldan en az bir gün alması lazım. Biz şu anda miladi takvimle idare edildiğimiz için, yani zaman dilimiz miladi takvimle hesaplandığı için miladiye göre değil, hicriye göredir. Hicriye göre, hicri takvime göre, çünkü hicri ile miladi arasında senede 10 ile 11, 12 gün farkı var. 11 gün farkla hicri takvime göre 2 yılını dolduran bir sığır 3. yılından bir gün kurban günü onun birinci, üçüncü yılın birinci günü olmazsa kurban edilmez. Olmazsa onu kurban edilmez. Edilebilmesi için üçüncü yıldan bir gün alması lazım. Şafii mezhebine göre keçi kısmını da ikinci yılını doldurması lazım ki kurban edilebilsin. Hanifilerde keçi ile koyun, bunlar küçük başlıyoruz bunları. Bu küçük başlarda bir yılını doldurdu mu de kurban edilir. Kuzularda, koyunlarda, yani koyun kısmında ise farklı olarak 6 yaşına gelmiş bir kuzu eğer böyle sürüye bırakıldığında cüsse olarak annesinin cüssesine ulaşmışsa, hani iyi bakılmış besili ise, o da kurban edilebilir. 6 aylık olsa da edilebilir. Ama keçilerde o yok. Keçi ne kadar semiz, ne kadar büyük olursa olsun onun mutlaka bir yılını doldurması lazım. Ebu Hanife'ye göre, Ebu Şafi'ye göre de ise 2 yılını doldurması lazım. Eyvallah. Demek ki bunlar bir hayvanın kurban edilebilmesi için yaş itibariyle yaş sınırları bu. Bir de bu sefer kusurlardan hali olması lazım. Yani hayvanda kurbana mani bir kusur olmaması lazım. Yani hocam? Mesela uzuvlarından birisinin yarısından fazlası kesik olsa, mesela kulaklarından birisi yarısından fazla kesilmişse o hayvan kurban edilmez. Boynuzlu bir hayvan tabii, boynuzlu bir hayvan. Boynuzlu olduğu halde sonradan boynuzun yarısından fazlası kırıksa veya bazıları oluyor, mesela boynuzlar böyle yamuk falan oluyorlar, testereyle kesiyorlar. Kesilmiş olsa bile yarısından fazlası kesilmişse o hayvan kurban edilmez. Veya kuyruğun kıl tarafı değil, hani kıl biraz daha uzatıyor kuyruğu, deri kısmı
onun yarısının fazlası kesikse o da kurban edilmez. Diş bakımından da hayvanlarda 8 diş var. 8 büyük diş var. Bu dişlerden eğer yem yemede sıkıntı çekmiyor ise, yarısı kesik olsa dahi, eğer hayvan besili, semiz, ot otlamada sıkıntı çekmiyorsa o da kurban eder. Aksi takdirde yani yarısından fazlası dişi dökülmüş hayvanların kurban edilmesi caiz değildir. Şimdi koyunlarda bu çok soruluyor. Birçok yerde de biz şahit olmuşuz. Sorulan soru ya anlaşılmıyor. Dolayısıyla cevabı yerinde verilmiyor. Şimdi hayvan besicileri bizim özellikle doğuda, Kürt bölgede kulağı küçük olanlara ker diyorlar. Yani Kürtçe mia ker. Bu ker sağır manasında bazıları tarafından anlaşılıyor. Hocalardan soruluyor, diyorlar ki olmaz. Sağırsa hayvan özür dilerim. Halbuki öyle değil. Hocanın bir suçu yok ki. Dolayısıyla diyorum yani kerden kasıt kuyruğu kulağı küçük olandır. Bir hayvanın kulağı doğuştan küçük olsa bu özür mü? Özür değildir. Ne zaman özür olur? 2 santimin altına düşerse, yani bazı kuzular ben görmüşüm, şu kulakları dersin belki böyle kökten kesilmiş gibi, yani anadan öyle kulaksızdırlar. Bunlar kurban edilmez. Bunlar kurban edilmez. Ama kulakları küçük ama 2 santimden fazlaysa veya 2 santim ve ondan biraz daha fazlaysa bunlar fark etmez. Bunlar uzun olmuş, küçük olmuş. Dolayısıyla hayvan besicileri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok hayvancılık yapılıyor. Bunlar Kürtçe'de yani kulağı küçük olan koyunlara ker diyorlar. Bu sağır değildir. Sağır manasında değil. Dolayısıyla bu suçtan da hali olmaması lazım. İki memesinden biri özürlü olmaması lazım. Yani iki memesinden biri bozuk olan bir hayvan, yani tıkanmış olan bir hayvan, sütü kendisine süt bulunmayan, sakat olan, öyle diyelim, sakat olan bir hayvan da kurban edilmez. Bir de hayvan daha önceden ayağı kırıksa bunu kurban etmek mekruhtur. Kesik kurban, ayakları kırık olan. Niye kurban tamamıyla kurbana mani değil? Çünkü eti yenilen hayvanların ayakları iyileşir. Evet. Dolayısıyla kurban öncesinden, daha kurbana niyet edilmeden işte ayağı kırık bir hayvanı yapmak kurban yerine gelir ama mekruh olur. Yalnız kurban niyetiyle alındıktan sonra hayvanın ayağı kırılır. Fakat o kırık ayakla da kesilebilecek yere kadar gidebilmesi lazım ki onu kurban edilmesi. Yoksa hayvan çöküp kalkamıyorsa, yani diyelim ki ayağı buradan kesik ve hayvan üç ayakla da hiç yürüyemiyorsa kurban edilmez. Yani onu yürütecek kişi. Tabii. Mesela kucağına alıp götürmeyecek. Yani. Yok tabii. Yani götürmek önemli değildir. Belki hiçbir yere de götürmez ama bu yürüme şartı var. Yani kurban kesilecek biri, yani kurban bir insan içeriden alıp dışarıya götürüp kurban kesmeyi düşünelim. Yani birkaç adım hayvan yürüyebilecek kadar bir şey olması lazım. Yoksa olmuyor. Bir de uyuz olan hayvanlar var. Uyuz olan hayvanların ve Türkçe deli, biz Kürtçe gej diyoruz. Böyle hani hayvan sersemleşiyor. Onları kesmek, eğer yem yiyebilmede sıkıntı çekmeyip hayvanın vücuduna herhangi bir aksaklığa sebep vermiyorsa bunların kurban kesilmesi caizdir ama kerahatle beraber caizdir. Yani mekruhtur. Dolayısıyla kişi mecbur kalmadı müddetçe uyuz ve deli olan hayvanları kurban etmemek lazım. Ama başka bir şey yoksa, mecburi ise onu kesmede de kurban yerine gelir. Bir de yine mekruh olan konusuna girmişken yüklü olan, yani hamile olan hayvanı, hamile olduğunu bildiği halde kurban kesmek tehrimen mekruh, harama yakın bir mekruhtür. Niye? Çünkü onun karnındaki hayvanı da beraberinde insan öldürmüş oluyor. Peki soru içinde soru çıkıyor. Hamile bir hayvan, yani yavrulu bir hayvan kesildiğinde ne yapmak lazım? Normalde yani bilmeden kesersem. Tabii. Yok, bilerek de olsa. Bilerek de olsa. Yani siz bir kurban aldınız.
bildiniz veya bilmediniz, başka bir imkanınız yok, hamile olan bir ineğinizi kestiniz diyelim, öyle düşünelim. Hayvanı keser kesmez, kesim şeyinden inşallah sorusuna cevap vereceğimiz zaman söyleyeceğiz bazı konuları. Hayvan kestikten sonra, zebeh tamam olduktan sonra beklemek lazım. Hayvan can verinceye kadar hayvana dokunmamak lazım. Şimdi hamile bir hayvan ise onu kestiğin gibi karnındaki hayvanın da leş olarak ölmemesi için kellesini kestiğin gibi hemen karnı deşilecek, o hayvan içinden çıkarılır. O da yediye bölünebilir. O hayvan sağ olarak kurtarılır. Tasadduk olarak, sadaka olarak verilebilir. Kesilebilir. Kesilse o da yediye ayrılacak. Ki eti de yenilir o hayvanı. Yani en güzel hiç kesmemek. Başka imkanı varsa. Tabii tabii. Bu imkan zaten mekruhtur yani. Bugün hani bilimsel olarak tespit edilmiş. Yani dişi hayvan özellikle yani yavrulu olan bir hayvanı kestiğin zaman hayvanın neslini koparıyorsun. Yani anne adayı üretim makinasıdır. Sen üretimi kesiyorsun yani. Eyvallah. Onun için mecbur olmadığın müddetçe insan hamile hayvanları kesmemesi lazım. Kesim bölümüne de geçmiş olduk sanırım. Keserim evet, artık hocam inşallah hayvanı. İnşallah. Keserken nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Şimdi memleketimizde bu kasaplar üzerinden yapıldığı için biz de bazen şahit oluyoruz. Biraz dikkat edilmeyen hususlar var. Mesela küçükbaş hayvanları kesilirken hayvanın boynunu kırıyorlar. Hatta dizine böyle şey yapıp hard diye böyle bakıyorsun. Etkisiz hale getirmek için hani. Yok yok yok. Kestikten sonra hani kemikler, hayvan daha can çekiyor, daha teslim yani olmadan. Bıçaktan sonraki darbede şey yapıyor. Aa, boynunu öyle, kırıyor. Boynunu kırıyorlar. Bu mekruhtur. Yani diriyken bir hayvanın boynunu koparmak ne kadar günahsa o da aynı o şekilde. Veya adam çok keskin bıçaklar alıyor. Hayvanın aldığı gibi, boynu tuttuğu gibi bir vursa boynu koparıyor. Yani hayvanın zebhe tamam olduktan sonra geri kalan kısmına girmek İslami açıdan mekruhtur. Hem kırmamak lazım, hem de koparmamak lazım. Koparmak da mekruh. Ama zaruretler olursa, mesela öyle bir yerde kesim süratli olması lazım ki o kadar çok büyük hayvanlar gelmiş. Örneğin hacda kesilen hayvanlar gibi. Sen böyle kalkıp her hayvan dur, can çekilsin, teslim olsun, ondan sonra soymaya başlayayım demeye kalkarsanız haftalarca o hayvanlar bitmez. Evet. Yani zaruretler dışında bunun böyle yapılmaması lazım. Bir şey daha, kesim esnasında hayvan kesildikten sonra özellikle sığırları mesela birçok kesimhanelerde bacağına asılıp kesiyorlar. Kestikten sonra hayvanın kalbine bir bıçak şey vuruyor, kasap vuruyor ki birden hayvan erken can versin, çekişmede böyle fazla etrafa rahatsızlık vermesin gibi yapılıyor. Ama bu sünnete aykırıdır. Bir, hayvana eziyet etme açısından iyi değil. İki, hayvan beyni kesildikten sonra beyninden çırpınması lazım ki damarlarda dışarı dökülmesi gereken fazla kan pompalanıp dökülsün diye. Ama kalbi yarılınca kalp artık kan pompalayamaz. Dolayısıyla pompalanmış kanı da geri alamaz. Yani yollar direktmen trafiğe kapalı tutulur. O zaman o hayvanın istenmeyen veya hani haram değildir ama dışarıda dökülmesi gereken kan dökülmeden hayvanın damarlarında kalır. Buna da dikkat edilmesi lazım. Yani özellikle kesim yapan kardeşlerimizden unutarak besmeleyi çekmeyen bir insanın kestiği kurban tamamdır. Ama kurbanı besmele ile kesmek için bu konuda da bir eğitim verilmesi lazım. Yani kesen şahısla ilgili orada dini vecibelerini iyi bilen bir insan onu uyarması lazım. Nasıl kesilir? Sünnet üzere olan kesim şu şekilde. Hayvanın boyun tarafı, yani karın tarafı, göğüs tarafı kıbleye gelecek şekilde kesicinin sol tarafına, kellesi sol tarafa, vücut insanın sağ tarafında, kesicinin sağ tarafında kalacak cinste kesilmesi. Sünnet üzere olan dört ayağını bağlamak değil, ayaklardan birisinin serbest bırakılması lazım ki hayvan çok sıkılmasın. Yani bir bacağıyla böyle hareket edebilsin diye. Bunu öyle bırakmak da sünneti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hayvanın üç ayağını bağladığınızda birisini bırakın, onunla da kendi
hareketlerini sağlayabilsin diye öyle bir tavsiyesi vardı. Dolayısıyla öyle yapılması lazım. Yine bir önemli hususlardan birisi, hayvan kesilirken üç noktaya dikkat etmek lazım. Bir, şah damarlar. İki, yemek borusu. Üç, nefes borusu. Bu üç uzuv kesildikten sonra hayvanın kemiklerini, boyun kemiklerini veya işte sinir damarlarını kesmeye uğraşmaya gerek yok. Bırak hayvan can çekisin, tam can verdikten sonra boyunu koparabilirsin, hayvanı parçalayabilirsin. Ama bu zebih tamam, bu üç parça kesildikten sonra bütün mezheplerce bu üç parça kestikten sonra zebih tamamdır. Ancak Şafiilerde, burası da önemli, Şafii bölgelerinde hayvanın boğazdaki şu gırtlak, bizim Kürtçe zaklulluk dedikleri, şu gırtlak bu çakık böyle biraz yüksek olan taraf, bunun kelleyle gitmesi lazım. Tabi konumuz kurban ama hayvan kesimi de bu işin içerisine giriyor. Özellikle kuşçul olan hayvanlar, yani tavuk, hindi, deve kuşu her neyse, onların bu gırtlakları çok yörüngendir. Yani böyle çok hareketli gider gelir. Araştırır. Çok hareketlidir. Dolayısıyla hayvanın dilini gagasıyla beraber tutup onu o şekilde gırtlağı kelleyle gidecek şekil alttan kesilmesi lazım Şafilerde. Hanifilerde böyle bir şart yok. Hanifilerde çene altından üç parça kesildi miydi zebih tamamdır. Peki Hanifilerin çoğunlukta olduğu bir bölgede Hanifiler gibi kurbanı kesilmişse bir Şafii'nin kurbanı tamamdır. Bunu bir vavvayla koparmaya gerek yok. Çünkü Şafilerin bulunduğu bir yerde, bir bölgede, daha ağlap olduğu bir yerde Şafii kurallarına riayet etmek şart olsa da Hanifilerin ağlap olduğu bir yerde veya Hanifi'nin önemli Maliki, Hanbeli mezheplerin ağlap olduğu bir yerde hayvanı o şekilde veya Caferi mezhebine göre, Zeydiye mezhebine göre kesimi caiz olan bir hayvan kesildikten sonra, yani hangi mezhep daha revaçtaysa, daha çoğunluktaysa, o çoğunluğun fıkhına göre kesilen hayvan kesilmiş olur. Evet. Şeye geçelim hocam inşallah. Hayvanı kestik, şimdi dağıtacağız. Nasıl evet. Dağıtacağız bunu, kimlere dağıtacağız? Evet, bu da önemli. Şimdi kurbanın yerine, kurban misakının yerine gelmesi için boynu, yani üç şah damarı kesildikten sonra kişi bıçağını alır gider. O kurbanı kartallar da yese, insanlar da alsa, boş boşuna da gitse, güneşte de bozulsa kurban tamamdır. Onun için bazı insanlar soruyorlar, işte hacda kurban kesildi, eti nereye gitti, nasıl oldu falan, kurbanım oldu mu olmadı mı? Kurban kesildikten sonra kurban kabul olup olmamak hususunda tamam. Ama sünnet üzere olan eti üçe ayırmak. Burada da memleketimizde bir yanlış yapılıyor. O da şu. Et üçe ayrılır. Bir, aile fertlerine. İki, akrabalara. Üç, fakirlere. Şimdi akrabalar zengin de olabilirler. Bu kurban toplumsal bağı, toplumsal birlikteliği oluşturmada büyük bir etken olduğu için, yani akrabaların birbirlerine et ikramda bulunmasında bir sıkıntı yok. Böyle ki zengin de olsa. Zengin de olsa. Kesmiş de olsa. Kesmiş de olsa hiç önemli değildir. Yani ona götürürse o da alır, kendi etiyle beraber birleştirir, başka bir fakire ve o da başka bir akrabaya götürebilir. Demek ki sünnet üzere olan et üçe ayrılır. Bir kısım aile fertlerine, akraba, dost ve akrabalara, diğer de fakir ve muhtaç olan insanlara. Ama zaruretler hükmü değiştirir. Mesela bir yerde düşününüz, ailece siz sık sık et yiyebiliyorsunuz. Ama bazı insanlar var ki, mesela Suriye'den gelen mülteciler, mesela Filistin'dekiler, mesela Afrika'daki birçok yoksul ülkelerde veya Arakan, Myanmar vesaire gibi, yani Afganistan'da şu anda birçok bölgesinde savaş var, savaş sebebiyle insanlar içecek suyu bulamıyorlar, bırak et yemeyi, un bulamıyorlar. O gibi yerlere kurbanı göndermek, o gibi yerlerde kurbanları kestirmek, elbette işte komşular etrafında her gün et yiyen insanlar içerisinde kurban kesmekten daha hayırlıdır. Yani bu tabiri caizse kârda kârdır yani.
Öyle yapılmasa karda zarar diyor. Yoksa zarar değil yani. Çünkü kurban öyle. Kurbanın böyle bir boyutu vardır. Evet. Kurbanın bir de zamanımız bilmiyorum ne kadar var. Kurbanın bir de deri sorunu var. Şimdi deri çok önemli. Gerek derisi, bağırsakları olsun, kellesi olsun veya sığır kısmının kuyruğu olsun. Çünkü etli bir hayvanın kuyruğunda her bir kuyrukta da belki bazen 1-2 kilo et çıkabiliyor evet. Yani. Bu kasabın ücreti karşılığında verilirse bu olmaz, caiz değildir. Ne kasap bunu talep edebilir ne de başkaları bunu teklif edebilirler. Bu ikisi asla caiz değildir. Yani ben sizin kurbanınızı keseyim, derisi benim olsun. Veya işte derisi, kellesi, ayakları, ayakları her neyse ki sakatatı benim olsun diye böyle bir şart koşulursa, pazarlık yapılırsa bu caiz değildir. Bu caiz değildir. Deri, kurban derisi toplumun genel menfaatine olan, mesela eskiden kuyular, yol açma, köprü yapma gibi yerlerde camilere, medreselere, Kur'an kurslarına verilebilir. Şimdi deri dine düşman, İslam'a düşman, mesela ateistler, mesela komünistler, mesela faşistler, neyse ki yani böyle dine düşman olan akımlar, bunu Yahudiler olabilir, Hristiyanlar olabilir, fark etmez. Dine düşman olan insanlara deriyi vermek, din düşmanlarına yardım etmek manasına geldiği için kabul olmaz. Bir de kurbanın her uzvu kurban niyetiyle, yani ibadet niyetiyle yapılmıştır. İbadet de kafirlere, din düşmanlarına verilmez. Bunu çok dikkat etmek lazım yani. İnsanın partisine olursa olsun, insanın vakfına olursa olsun ama din düşmanı, öyle ki sen akraban olsun, din düşmanlarına kurbanı verme, kurban etini kurban eti verilebilir. Bak bunu düşünün. Derisini onlara ekonomik katkıda bulunmak şartıyla bağışlamak, dine düşman olan insanlara yardım etmek oluyor ki din düşmanlarına yardım etmek de dine düşmanlıktır. Bu da dinen, itikaden insanın imanını tehlikeye koyar. Yani bırak bir amel olmaktan çıkar yani. Bunda halkımızın buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz toplum farklı farklı düşünce ve inanç sahibi olan insanlar olabilir. Biz kimsenin inancını tanımlamak, tarif etmek şeyde değiliz ama mesela komünistler Allah'a inanmıyorlar. Şeriata düşmandırlar. Mesela ateistler, faşistler neyse ki bu tipler, o İslam'ın hepsi, İslam'ın dışındaki bu İslam'ın tamamı gayri İslam'dır ve bunlara derilerle bu gibi yerleri desteklemek asla caiz değildir. Hocam kurban kesimine karşı çıkan bazı kimseler var. Yani onlara bir şey evet, demek ister misiniz? Tabii şimdi onlar şöyle, yani zaman zaman dini fırsat imkan buldukça dini halkımızın gözünden düşürüp dini suç, gereksiz gibi göstermeye çalışan insanlar maalesef öyle. Namaz kılmıyorsun, niye savaştayım? Savaşta Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılmayı değil, cemaatle namaz kılmayı terk etmiş bir herif. İşte efendim bayram geldiğinde eskiden yapılıyordu, şu anda elhamdülillah fazla yapılamıyor. Niye? Çünkü böyle bir İslam ülkelerinde böyle bir uyanış artık oldu. Böyle dini argümanlara ters hareket eden insanlar toplumda karşılık bulamadıkları için istemeyerek de olsa geri adım atıyorlar. Fakat yine de söyleyelim, yani işte bayramlarımız geldiğinde efendim bazı yerlerde işte şöyle şurada burada kavimler içerisinde çatışmalar var, işte halkımız sıkıntılardadır, biz bayram yapamayız, dolayısıyla bu kara bayramdır diyen insanlar, özellikle sosyalist kesimi mesela düşününüz, onlar, Kemalistler de öyledir. Onlar Nevruzlarını kutluyorlar ama. Nevruzlarına kara demiyorlar. Onu çok çenliklerle böyle şatafatlı şey yapıyorlar ama mesela dini olunca adam orada bir leke vurmaya çalışıyor. Bu kesinlikle böyle bir hata gibi, bir unutkanlık gibi değil. Bu bir ihanettir yani. Dine bir ihanettir. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Halkımız evet. Bilinçlidir Allah'ın izniyle. Onların izniyle. O kelime Allah'ın oyunlarına izniyle. Gelmeyecektir. Evet. Evet hocam, biraz bayramlardan konuşalım. Tabii. Siz şimdi Kurban Bayramı, hususen Kurban Bayramı bize üç şey, diğer bayramdan fazla üç şey kazandırıyor. Bir, toplumsal ekonomiye ciddi manada kurbanın ciddi bir katkısı var. Yani şu anda binlerce hayvan besicisi şu anda kurban günü tesbihle çekiyor ki hayvanları satsın, birkaç kuruş kazansın.
Bunun deri fabrikalar harekete geçiyor, sakatatlar fabrikası harekete geçiyor. Kemik parçalamaya çalışan fabrikalar harekete geçiyorlar. Kasaplar harekete geçiyorlar. Hayvan sahipleri harekete geçiyorlar. Ve kurban kesmek isteyen insanlar da şuradan buradan karşılarını toplayıp, yani toplumda çok ciddi manada ekonomik olarak bir katkısı var. İki, bunun Cenab-ı Allah'a en önemlisi zaten o, Cenab-ı Allah'a karşı olan kişinin bağlılığının ölçüsü veriliyor. Yani ben Rabbime karşı ne kadar bağlıyım, Rabbimin emrine ne kadar bağlıyım, bu bayramda, kurban bayramda kurbetimizle, yani kurban kesmeme ile Allah-u Teala karşı olan yakınlığımız ve uzaklığımız bununla ölçülmüş oluyor. Onun için böyle sıradan gelen senede bir kere kesip et yiyip yedirme meselesinden farklı bir şeydir. Burada Cenab-ı Allah'a biz diyoruz ki, ya Rabbi, sana iki şeyden dolayı kurban kesiyoruz. Bir, hamdolsun biz İbrahim, İsmail ve Hacer'in yolundayız. Yani nübüvvete bağlıyız. Nübüvvete kurban olduğu gibi nübüvvete bağlıyız. İki, ya Rabbi, Hazreti İbrahim gibi kendi peygamberini, evladını kesmekle imtihan ettin. Gerçi tırnak içinde kes demedi, sadece denedi yani. Evet. Fakat bu imtihanda o peygamber olduğu için başarılı çıktı. Ya bizimki de bir evladımızı kesmeyi değil de evladımızın bilmem biraz daha böyle senede bir kere biraz eziyet çeksin manasında bir baskı uygulasaydı biz bunu yapmaktan aciz kalırdık. Evet. Sana isyan eder. Ya Rabbi, sana bir de bu kestiğim kurban sana aynı zamanda beni aciz bilip gücüme göre hayvan kesmeyi bana söylediğin için şükrediyorum sana. Ayrıyeten bir de ya Rabbi, hayvanı bana kes diyorsun. Ben cüsse bakımından kendinden kat kat büyük bir hayvanı kesiyorum. Sırf senin adına bu işi yaptığım için hayvanı kesiyorum. Kesten sonra hayvanın etini yiyorum. Sen bana sevap yazıyorsun. Ya Rabbi, sana binlerce hamdü senalar, şükürler olsun ya Rabbi. Böyle bir ilahımız var. Böyle bir patronumuz var. Böyle bir sultanımız var. Yani hayvanı sen kesiyorsun. Hayvana verilen o eziyet bir düşün. Bu ibadet sayılacak. Niye? Allah'ın adıyla. Allah adına yaptığın için. Eti sen yiyorsun. Sevap da sana yazılıyor. Böyle bir şey yani akıllara durgunluk verecek, hayranlık verecek bir mesele yani. Dolayısıyla kurbanın bir de bu boyutu var. Yine kurbanda uluslararası kardeşlik bağları bununla kuruluyor. Ben aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun içinde yöneticiyim, birkaç sivil toplum kuruluşlarının birkaç kısmında ben üyeyim. Dolayısıyla bizim şu anda Umut Kervanı Vakfı olarak uluslararası yapmış olduğumuz kurban organizasyonuyla oradaki kardeşlerimizle tanışıyoruz. Onlar buraya geliyorlar, biz oraya gidiyoruz. Ümmetin sorunlarını konuşuyoruz. Niye siz böyle bu durumdasınız? Biz niye oradan buraya gelmişiz? Siz niye bizi ziyaret ettiniz? Biz niye size seyahat ettik gibisinden. Onlar ümmetin tekrar bir araya gelmesi için ciddi işlerdir. Yani bu kurban buna vesile olduğu için evet. Demek ki kurbanın bir de ümmetin teşekkülünde de böyle bir katkısı var. Yani kurban hem bizi Müslümanları Allah'a yaklaştırıyor hem de Müslümanları birbirleri içerisinde çok birlikte güzel beraberliği sağlıyor hocam. Aynı. Hocam yayınımızın sonuna geldik. Son birkaç cümleyle kardeşlerimize ne söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Bilelim inşallah. Şu anda Rehber TV ekranlarında bizi dinleyen Ramazan Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde Rabbim varlıklarını, mal ve mülkünü istediği zaman, istediği günde Cenab-ı Allah'ın emri için feda edebilecek bir ümmet olmayı bize nasip eylesin. Amin. Rabbim içinde bulunduğumuz bu sıkıntı günlerimizi çok daha büyük sevinçli günlere ulaştırsın inşallah. İnşallah. Allah-u Teala ümmetin tarihte hep böyle olmuş Eyüp Bey. Yani tarihte ümmet böyle dalgalanmış. Bir mağlup olmuşlar, perişan olmuşlar. Moğollar zamanında dediler ki zaten erkekler kalmadı, millet bitti. Millet ya Allah deyince, ümmet bir kendine bir gelince tekrar elhamdülillah tarihin en parlak günlerine tekrar ulaştı. İnşallah ümmet hep böyle kalmaz. Dünya Allah'ın mülküdür. Allah kendi mülkünde kafirlerin bu kadar cirit atmasını istemez ama Rabbim bizi bekliyor. Elhamdülillah. Şimdi Allah-u Teala bizden bir gayret bekliyor. Bu işi işe bizi vesile etmek istiyor.
İnşallah kurban da bir nebzecik bu ümmetin teşekkülünde bir vesile olur. Rabbim daha güzel bayramlarda bayramlarla bayramlaşabilmeyi, ümmetin bir araya gelip bir amirin etrafında büyük birlik içerisinde, yani vatanın, İslam aleminin bir vatan, büyük bir vatan, Darul İslam olabildiği günleri, İslam'la hükmedildiğini, anayasamızın Kur'an ve sünnette muhalif olmayıp Kur'an ve sünnet çizgisinde bir anayasaya ulaşmayı Rabbim bize bu bayramımızı vesile eylesin. Eyvallah, inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Geçen seneden bugüne ulaşamayan kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin inşallah. Amin inşallah. Değerli Rehber TV izleyenleri, bugünkü konuğumuz Molla Cemal Çınar hocamızdı. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bayramımız bayram, sevinciniz daim olsun inşallah.